Merhaba arkadaşlar, bugün size mantar çanakları yapacağım. Tavuk soteli mantar çanaklarınız. Şu an mantarları ben güzelce dışarını soydum ve tepsimize koydum. Burada haşlamış olduğum tavuk parçalarım var. Şimdi ilk olarak bir soğanla başlıyoruz. Güzelce soğanı soyacağım ve rondodan geçireceğim. Çok inceltmeye çalışacağım. Ondan sonra tavamı alacağım ve soslamaya başlayacağım. Tek tek aşama aşama ben bunu size anlatacağım. Çok güzel bir tarif. Mutlaka denemenizi öneririm. Güzelce soğanımızı soyalım. Küçük bir soğan kullandım. Çok fazla büyük kullanmak istemiyorum. Çünkü çok ağır bir soğan kokusu olmasın. Yani baskın bir soğan olmasını istemiyorum. Küçük bir soğanla başlıyoruz. Öncelikle soğanımızı rondodan, daha doğrusu kesici makinemden geçireceğim. Şöyle göstereyim size. Çok küçük parçalara ayıracak. Şu an gördüğünüz gibi soğanlarım çok küçük parçalara ayrıldı. Şimdi tavamı hemen açıyorum. Tavama şöyle hafiften yağ gezdiriyorum. Zaten çok yağ koymaya gerek yok tavuklu olduğu için. Arkasından tavam kızdıktan sonra soğanlarımı ekleyeceğim. Evet, yağımız kızdı. Şuradan hemen soğanımı ekliyorum. İyice pembeleşinceye kadar soğanımı kızartacağım. Arkasından burada hazırlamış olduğum biberlerimi küçük doğrayıp onları da ekleyeceğim küçük küçük doğrayarak. Şu an soğanların güzelce kavruldu. Arkasından biberlerimi ekliyorum. Şöyle güzelce ekleyelim. Evet, tavuklarımı da güzel güzel doğradım. İçine kattım. Güzelce kavuracağım bu şekilde. Versin diye bir diş sarımsak doğruyorum. Güzelce. Sarımsak et yemeklerine, tavuk yemeklerine çok yakışan bir sebze. Mutlaka her yemeğimde kullanmaya çalışıyorum sağlıklı olduğu için. Bu şekilde ekliyoruz. Büyük boy domates olduğu için yarısını kullandım. Normal domateslerde iki tane küçük boy, yani iki normal domates kullanabilirsiniz. Benimki biraz etli ve iri bir domates olduğu için yarısını keserek bu şekilde koydum. Fazla olmasın diye, çanak mantarın içine sığsın diye çok fazla iç harcı hazırlamıyorum gördüğünüz gibi. Çok az bir miktar kaşığın ucuyla domates salçası ekledim. İçine varsa evinizde bir tatlı kaşığı da biber salçası, hatta bir tatlı kaşığı değil de yarım tatlı kaşığı da biber salçası ekleyebilirsiniz. Daha güzel bir tat verebilir. Şimdi tuzunu ekleyeceğim. Çok fazla değil gördüğünüz gibi. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Arkasından çok az bir miktarda yine kaşığın ucuyla karabiber ekliyorum. Eğer çocuklarınız varsa sevmiyorsa çok acı kullanmaya gerek yok. Bu şekilde şu an güzelce. Başka baharatlar, kırmızı biber, yani pul biber ekleyebilirsiniz. Acıyı seviyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Benim çocuklarım acıyı çok sevmediği için sadece çok az bir miktar karabiber ve bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Evet, tavuk sotemiz pişti. Şimdi mantarlara bunu paylaştıracağım güzelce. İç kısımlarını çanak şeklinde. Birazcık fazla koydum. O kısmı hemen alalım. Şekilde. Hatta bu kaşıkla koymak daha mantıklı. Taşmasın diye. Şekilde çanaklarımı yerleştireceğim. Evet, gördüğünüz gibi mantar sotelerimizi bu şekilde yerleştirdim. Çanakta mantar çanaklarımız içine tavuk sotelerimizi. İçine tavuğu haşlarken yani tavuğu pişirdim. Haşladığım suyla
O suyun bir kısmını da hafiften tepsimin içine koyacağım ki daha rahat fokurdayarak pişsin diye. Pişmeye yakın tekrar çıkaracağım ve üzerine kaşar örteceğim. Bu şekilde servis yapacağım. Tabii ki o kısmı da göstereceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Çok az bir miktar içine tavuk suyu koyacağım. Evet, şöyle hemen alt kısma mantarların daha güzel pişmesi için tavuk suyu koyuyorum. Zaten tavuk sotu yaparken ettiğinizi tavuklarınızı haşlamanız, haşladığınız suyla bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok az iç kısımlara da aktaracağım şöyle, güzel olsun. Çok değil ama çok böyle bir damla şeklini gördüğünüz gibi. Abartılmasın, şu şekilde. Evet, şu an suyu birazcık daha şuraya da koyalım. Suyu şu an yeterli. Bu şekilde yapmayacaksanız eğer altına yağlı kağıt serebilirsiniz. O şekilde de pişirebilirsiniz. Mantar çanaklarımı şimdi fırına verdim. Üzerine beşamel sosunu yapacağım. Bunun içinde ne gerekiyor? Bir yemek kaşığı tereyağı koyacağım içine. Şöyle biraz güzelce çıkarayım. Evet, bir yemek kaşığı tereyağımızı koyacağız. Tereyağı erisin. Bir yemek kaşığı tereyağı, ölçüleri şimdi söyleyeyim yapmadan önce. Yanında bir yemek kaşığı un, 1,5 bardaksa süt ekleyeceğiz. Öncelikle yağımız eriyecek. Evet, şu an tereyağımız eridi. Üzerine hemen bir yemek kaşığı un ekleyeceğim. Hafif şöyle kavuracağım. Birazcık kokusu gitsin. Evet, gördüğünüz gibi güzelce. Fırından çıkardıktan sonra önce beşamel sosunu ekleyeceğim. Üzerine de kaşar rendeleyeceğim ve tekrar fırına 5 dakika. Kaşar eriyene kadar fırında bekleteceğim. Sonra servise sunacağız. O kısmını da size göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi unumuz hafiften sararmaya başladı. Şimdi üzerine 1,5 bardak süt koyacağım. Tekrar yarım bardak daha ekleyeceğim. Şöyle güzelce pişireceğim. Ölçüleri bir kez daha söylüyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı süt ve üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Çok fazla koymak istemiyorum. İftardan sonra tuzunu ağzınız açıldığında tekrar kendiniz ona göre ayarlayabilirsiniz tadını. Evet, gördüğünüz gibi sosumuz hazırlandı. Şimdi hemen sosumu mantarlarımın üzerine paylaştıracağım. Onu da göstereceğim şimdi hemen arkasından. Evet, şu an mantarlarım fırından piştiler, çıkardım. Hemen üzerine beşamel soslarını ekleyeceğim güzelce. Dediğim gibi önce arkadaşlar beşamel sosunu ekliyorsunuz. Arkasına da bol bir şekilde kaşar rendisi dökebilirsiniz. Evet, güzelce hepsini paylaştım. Evet, güzelce hepsine pay ediyorum. Tabii ki kalmasın diye güzelce hepsine koyacağım beşamel soslarını. Şöyle artanları da aktarıyorum. Çok güzel bir tat olacak. Evinizde böyle büyük mantarlar eğer marketlerde falan bulamazsanız evde olan malzemelerle de yapabilirsiniz. Patlıcanla da yapabilirsiniz. Et ya da tavuk yine aynı şekilde iç malzeme ikisine de yakışır. Ya da büyük iri patateslerle de çanak oluşturarak bu şekilde bir tarif oluşturabilirsiniz. Yani bu şekilde bir yemek yapabilirsiniz. İlla ki mantar olmasına gerek yok arkadaşlar. Benim bugün şansıma büyük mantar çıktı. Ve ben de mantar yapmayı denedim. Siz de farklı şekillerde çanakla oluşturarak kabakla da yapabilirsiniz. Kabakla da çok güzel olur. Hatta daha hafif olabilir. Evet, şimdi gördüğünüz gibi beşamel sosunu da döktüm. Arkasından kaşarlarını koyacağım. Ve tekrar fırını kapatacağım. Şöyle hemen kaşarlarını da rendeledim. Hepsinin üzerine kaşarı böyle kapatacağız arkadaşlar güzelce. Kaşar eridikten sonra artık şey yapabilirsiniz, kapatabilirsiniz fırınınızı. Şöyle etrafa saçılabilir, onları hızlı bir şekilde toplayıp tekrar koyabilirsiniz üzerine.
fırın henüz o kadar sıcak değil. Çünkü ben biraz beklettim, kapatmıştım zaten fırını. Tam iftara yakın olsun diye bu şekilde. Şöyle koyalım. Evet, gördüğünüz gibi her tarafını yayılsın. Şunları şöyle kaldıralım, içine koyalım. Şu şekilde soslarımızı şöyle bol bol koyuyoruz arkadaşlar. Güzelce tam çanak şeklinde üzerini kapatacak. Güzelce örtecek. Evet, şu an kaşarlarımı da koydum. Tekrar fırına gönderiyorum. 5 dakika kala kaşarlarımız eriyecek ve böylece servise başlayacağız. Şu an gördüğünüz gibi çok da güzel pişmişler. Evet, yemeğimiz hazır. Şimdi size gösterelim şu şekilde. İç kısmında şekilde görebilirsiniz iç kısmını. Şöyle çok da güzel bir yemek oldu diyebilirim. Afiyet olsun.